bir. Kaçayım mı? Birazdan pişman olacağım. Kapat diyeceğim artık. Yeter mi? İnşallah derim onu bir ağzında. Yalvaracağım. Göreceğim diye yalvarayım. Bak sana karşımda tepkilerim olmuş. Normalde buradan çıkacaktık. Evet. Kestirmeden. Yufka al. Ondan sonra benzin al. Ondan sonra şeye git. Hastaneye git. Sen gitmiş. Şey, hayır öndeki araç sen görmedin. Görmedim. Onun arkası dağılmış. Bakalım bir tane yetişebileceğiz mi? Baksana bir. İftarsan. Ben gerçi ben gelmedim. İnsan bol dedi. Ankara'da 5 dakika falan sonra herhalde 5-6 dakika. Ya da o kadar yok 3-4 dakika ama. Yani herhalde 20 geçe falan. Şurada Kaya Resort var biliyor musun? Neyi var? Otel. Hmm. Hatırlamıyor musun gitmiştik? Göl vardı. Tamam. Göle geçmiştik. Seni yine tutturmuştum. Oradan geçeceğiz. Buradan giremez. Sıfır sıfır sıfır. Bari hiç gösterme ya. Diğeri göstermiyor zaten.
bir yandaki göstermiyordu değil mi sen? Hı-hı. Soldaki. Ben de dedim bu sefer sağdan gideyim diye. Bir şey değişmiyormuş. Benzin aldım. 190 kilometre geldik. 270 kilometre daha gidersin. Evet. Neredeyse dönemeyeceğim geri. Çünkü 200 kilometre geliş, 200 kilometre dönüş. 270 kilometre gidebilirsin diyor. Şimdi köye giderken o 270 bayağı bir düşecek. Tabii. Rampaları çıktığında çünkü bayağı bir düşüyor. Yani neredeyse geri dönemeyeceğim yani. Aynı bariyat. Alo. Geliyoruz anne, yaklaştık. Tamam. Bir şey lazım mı? Değil mi? Tamam. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz. Tamam. Hadi. Telefonunda aynen ses, evet, o şey kadar derinden geliyor ki. Ya bir şey yaptı. Tıkandı. Mikrofon böyle falan tıkandı. Böyle değil de. Şimdi o Vodafone'da gitse konuşuyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Şimdi ben de anlamadım. Kendi kendime cevap veriyorum. Daha doğrusu anladığım kadar cevap veriyorum. O kadar değil ya. Ya ses kısık ya bir tıkandı, bir şey olur bakarım ben. Evet.
Stop recording. Stop recording. Bir şey görünce çevirebilirsin. Ama onun o dönmeli değil yani. Onu şey yapmışlar. Sabitliyorsun. Şimdi sen çevirmeye çalıştığında çevireceksin belki ama vidasını gevşeteceksin. Bu sefer kafa düşecek, bilmem ne olacak. Veya en bir kere eteğini, başını beyaza böl, beyaza ya önlük etek neyse yani başındaki şeyi beyaza olacak mı, ne öyle kapkara ruh gibi duruyor, ne olduğu da belli değil, ruh gibi duruyor yani şeyleri burada çok güzel öyle değil mi? Migros da var bak. Şey yapsa. Ben geldim, Doktor Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi. Thank you.
Tekir. Gel. Sen ne yapıyorsun? Gel pisim. Gel. Gel. Ne yapıyorsun? Gel bir seveyim. Gel. Kaçma be. Tekir. Gel. Tekir. Hiç pas vermiyorsun hiç. Hiç. Bu şeyi böyle mi duracak kızım? Ne? Şu. Tabii. Şeyi çıktığı zaman kapatacağım. Allah'ın mesali gizli gizli niye çekiyorsun? Ya ne gizli gizlisi, bayağı açıktan açıktan çekiyorum yani. Ne yapıyorsunuz? Allah, hazır mı yemekler? Hazır. İyi. Acıktı. Hiç acıkmadım ben baba. Acıkmadın mı? Tekir hiç burada yüz vermiyor ya. Tekir. Baba gel gel. Gel. Ne yapıyorsun? Tekir. İyi de burada 3 tane var. Canım 3 tane var. Olmaz öyle. Cık. Varsa 3-4 tane parça var. Oo, şuna bakar mısın? Tabii canım, tosun gibi onlar. Ya bak. Ama olmadı bak. Yok, hangisi yedin? Ha. Bak bir tane daha geldi. Bak o da tosun gibi. Hayırcığım, ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi? Gel. Tekir onların yanında hala yavru gibi değil mi? Aynen. En irileri ama şu yavruların içinde. Dayılarının, teyzesinin yanında. Daha küçücük. Gel, sen de gel hadi, gel. Sen de gel. Ama ona bir ayrı evlilik yaptık. Evet, iyi valla. Bakın ne? Sen ne yapıyorsun? Korkma, korkma, gel. Tuğba abla seni çok mu seviyormuş? Gel bir ya, bir yüzünü görelim ya. Bizim bir yüzünü görek. Gel seni de seveyim. Bak bu da sevdir ya. Bu da annemi sevdi. Oy. Tamam. Aferin sana. Bizim Tekir'i sevecek olsan fırlar gider. Aç mı bunlar acaba ya? Senin kimi kınartacak mıyız? Tamam, biz açacağız hamza. Hatta var bay. Ben bir şey yaparım, hatta onu bakarım. Bunlar aç mı? Hadi bakalım. Hadi iyisiniz. Hadi iyisiniz. Gel. Şey mi yapacaksın? Yiyecek mi vereceksin? Of. At at, farklı yerlere at. Tekir öyle bakıyor bak. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Hala yiyemedi. Heh. Şu diğerine de at. Bak hadi. Of. Ben şöyle karşılıklı yiyeyim hadi.
Aç çok aç ya. Şu küçüğe bak ha, büyük korktu ondan. Küçük var bıraktı. Ya, şu küçük. Var ya, hiç ummaz. Baksana. Ha. Korkusundan bıraktı. Şu ortadaki senin sevdiğine ver. Bak o yemedi. O canım benim. Bu benim tatlım ha. O benim. Ben onu Ankara'ya götürecektim de işte bırak yani. Ha. Biraz önce sevdirdi kendine. Ha, bu taraftakine ver. Bu taraftakine. Kaç veriyordu ha. Ben dün. Ama sarman yok. Eteki yok. Sarman nerede hakikaten ya? Yok altı. Sarmandan şey yok. O sabah bir gitti. Allah. Sarman! Diğeri hangisi? Sarman! Bunun yukarıda şu yavruların anası işte Zevzek. He. Ya onunki neyse. O gelmiyor zaten de. Tekir'e bak. Tekir. Ne oldu? Tekir. Önümde Sarman. Tekir ya. Gel kız siz yemiyorsunuz. Gel gel gel. Deri mi o senin verdiğin? Hiç nasıl yutuyorlar ya? Ucumdan dur. Ver ver at ya. Ya elimden koparıvereceydim bir ucumdan o bir ucumdan ben. Gel kuş. Sarman da Tekin'in gayrı bunlar. Şunlar aç. Bak Tekir'le bölüşemediler. Şu belerler bir biri çekiyor ya. Bir biri çekiyor. Tekir. Tamam gayrı yok. Tekir'in boğazından aldı bildiğin ya. Kız, önümde kız. Ha. Tamam. Bir de Tekir'e verem getir. Tekir'in boğazından aldı şu. Alır alır. İkisi bir taraftan çekti. Hadi iyisiniz. O. Thank you.
Köyümüzün camisi, mezarlığı. Köyümüze kuş bakışı yukarıdan. Bir bakış. Burası yukarı mahalle. Burası da bizim inşaat. Son halini göstereceğim şimdi size. Şu an biraz karışık. Ama bunlar hep geçici destekler vesaire. İskele için. Yani bir kısmı kalkacak. Ondan sonra çıktığında biraz daha anlaşılır olur herhalde. Bu da yandan görünüm. Sınırımız buraya kadar. Burada meyve ağaçlarına bir bakayım. Bir tane şurada kirazımız vardı. Oo, çok güzel. Geçen sene kurumuş olan değil mi ya? Ha yok, şuydu kurumuş olan. Belli değil. Herhalde kurumuş. Meyve ağaçlarımız. Babam bazılarını aşıladı, bazılarını budadı. Son durumu bu şekilde. Pencereler takılacak. Şu aşağı bodrum katın dış kaplaması yapılacak. Taş kaplama. İçerisinin işte laminat parkesi. Ondan sonra mutfağı, tezgahı, dolapları, banyo, duşakabin, fayanslar falan filan. İnce işleri tamamen duruyor. Çatıdan düşen karlar birikmiş aşağı. Heh. Demek ki bayağı bir kar yağmış. Her yer erimiş, orası duruyor. Dik çatının avantajı en azından çatıda böyle kar kalmıyor. Şimdi bir de balkondan bakalım. Evet, fayans yapıştırıcıyla straforları taşıdım. Biraz işim vardı, hallettim. Şimdi eve doğru dönüyorum. Şimdi o konuda akşam yaklaşıyor. Fitara herhalde 1,5 saat falan vardır. Şimdi eve gidip deponun anahtarını alacağım. Bir de içeri koyacağım. Ondan sonra tamamen geri eve döneceğim. Deponun anahtarını unutmuşum. Çiçekler açıyor artık bu arada. Şöyle göstereyim.